Ligin ilk maçı dediğiniz gibi ligdeki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Bolu'ya güzel bir maçla açılış yapmak istiyoruz Bolu taraftarına. Onları zaten sahaya dolduracağına eminiz. Günden güne daha iyi bir voleybol oynayacağımızı düşünüyorum. Vakıfbank maçı da umarım güzel bir başlangıç olur. Peki lig olarak genel bir değerlendirme alsak sizden? Kasım ayında 9 ya da 10 maç oynayacağız. Gerçekten hızlı bir başlangıç yapıyoruz ilk yarıya. Alabildiğimiz kadar galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız. İç sahada oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Çünkü taraftarın desteğiyle burada çok fazla geçen seneden de güzel maç kazandıklarını biliyorum. O yüzden özellikle evimizdeki maçlarda daha fazla galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız. Çok kısa süreli aralıklarla maçlar oynayacağız. 3 günde bir oynayacağız. Bu tabii ki yani yolculuklarla beraber birazcık yorucu olacak ama her takım için geçerli. Dediğim gibi iç saha maçlarımız bizim için çok önemli. Çünkü taraftar desteğiyle artı bir kişiyiz sahada. O yüzden buradaki maçlarda galibiyet sayısını arttırmaya çalışacağız. Tabii ki deplasmanlarda da elimizden geleni yapacağız. Ama 3 günde bir oynayacağımız için Kasım ayında full konsantrasyon elimizden geleni yapacağız. İlk iki maç zorlu geçti. Bize denk takımlardı. Türk Havalıları Lig'deki iyi ekiplerden biri. Aydın da öyle. Geçen seneden oyuncuları mevcut. Birbirlerini daha iyi tanıyan bir takımdı. Belki bunun biraz avantajı olmuş olabilir. Biz ligdeki en yeni takımlardan biriyiz. O yüzden bizim için biraz daha adapte olmak gibi geçti diyebilirim. Üçüncü gün İlbank'a karşı üstün bir oyun oynadık. Bir galibiyet aldık. Devam edemedik. Çeyrek finale çıkamadık. Ama bence bizim için resmi anlamda güzel bir hazırlık oldu. Takımın birbirine alışması adına da önemliydi. O yüzden genel olarak verimli geçirdik. İnşallah lig maçlarında onlara karşı üstün gelmeyi umuyoruz. Kızların hepsi çok iyi. Antrenörlerimiz, staff ekibimiz hepsi aynı şekilde. Aramızdaki uyum çok iyi. Ama voleybol anlamında hepimiz ilk defa birbirimizle oynuyoruz. O yüzden bunun için birazcık zamana ihtiyacımız oldu. Bence 2 aylık süreçte bunu da iyi şekilde değerlendirdik. Hazırlık maçları oynadık. Türkiye Kupası'ndaki maçlarda iyi bir uyum yakaladık. Umuyorum lig maçlarında bunları sahaya en iyi şekilde yansıtabiliriz. Başlangıçta da söylediğim gibi bizim için çok önemliler. Burada oynayacağımız maçlarda onların desteğiyle çok daha üstün bir şekilde maçları götürebileceğimiz düşünüyorum. O yüzden hepsini her maçımızda bekliyoruz. Öncelikle yeni bir takımız. Gerçekten çok uyum sürecimiz bayağı uzun sürüyor ve daha gün geçtikçe bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Kupa maçımız ilk oynadığımız, birlikte çıktığımız ilk resmi maçtı. Burada da yaptıklarımızla eksiklerimizi görüp onu o şekilde değerlendirip maç maç açıkçası değerlendirdik. Ve bence çok güzel bir çok güzel bir atmosferde çok güzel bir maçlar çıkarttığımızı düşünüyorum ve eksiklerimizi görerek bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Tabii ki de Sultanlar Ligi dünyanın en iyiliklerinden bir tanesi olduğu için hiçbir maç kolay değil. O yüzden fikstürümüzde sürekli birbirine yakın 2-3 günde bir maç yapacağız. Her maçı gün gün planlayıp o maçı orada bırakıp bir sonraki maça çalışarak bu fikstürü en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi Bolu'nun Sultanları çok mücadeleci göreceğiz. Tabii bunu tek başımıza başaramayız. Biz sahada bunu göstereceğiz ama arkamızda taraftarımızla daha da büyük enerjiyle bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Teknik taktik olarak gayet çok iyi çalışıyoruz. Kişi kişi oyuncu bazında çalışıyoruz. Tabii ki de Vakıfbank çok güçlü bir ekip. Her takım çok güçlü bu ligde. O yüzden sayı sayı oynayıp mücadelemizi sonuna kadar sahaya yansıtmayı düşünüyoruz. İlk başta tabii ki de zorlandık. Çünkü hepimiz tabii ki de parça parça birlikte oynadığımız arkadaşlarımız vardı ama bir bütün olarak takım halinde savaşmak çok daha zor. Bunu da gün geçtikçe aştığımızı düşünüyorum ve daha da bunu geliştirip antrenmanlarda da bunu birlikteliğimizi sağlayıp sahaya yansıtacağız maç maç. Şimdi şöyle, ben geçen sene de burada oynamıştım, taraftarlarını biliyorum. Taraftarımızla gerçekten çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bu da büyük bir enerjiyle bize büyük bir mutluluk ve gururla bu mücadeleyi vermemizi sağlayacaktır. Ben ilk başta da söyledim. Biz sahada mücadeleyi biz sahada veriyoruz ama arkamızdaki o güçle, taraftarımızın gücüyle daha da mücadeleci, daha da enerjik ve daha da motive bir takım göreceklerdir. O yüzden bizi her maçta yalnız bırakmasınlar ve her zaman arkamızda olsunlar diyorum.